Merhaba sevgili arkadaşlar. Hem eğitici, hem eğlenceli, bol etkinlikli sanat atölyeme hoş geldiniz. Kahvaltılar yapıldı mı? Peki ballı sütler içildi mi? Benim arkadaşlarım hepsini yapmıştır. Şimdi sizinle önce çizeceğiz, sonra keseceğiz, sonra yapıştıracağız. Harika bir araba garajı yapacağız. Hadi gel, şimdi malzemeyi hatırlayalım. 35 çarpı 50 santim mukavva, 4 adet rulo, sarı, siyah, beyaz, mor renklerde fon kartonu, makas, yapıştırıcı ve maket bıçağı. Ve senin evdeki oyuncakların. Hadi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak bütün malzemelerimizi renkli kağıtlarla kaplayarak işe başlayalım. 4 adet rulomuz vardı. Rulolarımızı mor renkle kaplayacağız. Mukavvalarımızı sarı renkle kaplayacağız. Yol için siyah fon kartonu kullanacağız. Beyaz fon kartonuyla da onlara şeritler yapacağız. Öncelikle 35x50 mukavvamı elimdeki sarı kartonumla kaplayacağım. Bunun için yapıştırıcımı biraz mukavvamın her tarafına güzelce yediriyorum. Benim mukavvam ve sarı fon kartonum aynı renkte olduğu için kesmeye ihtiyaç duymuyorum. Sizinkiler aynı renkte değilse aynı boyda kesmenizi istiyorum. Alttaki mukavvama yapıştırıcımı sürdüm. Üstüne yavaşça bir kenardan sabitleyerek sarı fon kartonumu yapıştırmaya başlıyorum. Her tarafını yapıştırdığından emin oluyorum. Bence bu hazır. İkinci mukavvamı ise tam olarak yarısını kullanmak istiyorum. Çünkü ben iki katlı bir araba garajı yapacağım. Her zamanki gibi bir ölçelim. Şöyle bir 25 santim olsun. Şurası da 25 santim olsun. Cetvelle belirlediğimiz ölçüler her zaman işimizin daha düzgün olmasını sağlar. Evet sevgili arkadaşlar, ben yine maket bıçağı kullanıyorum. Siz maket bıçağı kullanırken mutlaka ve mutlaka abinizden, ablanızdan, annenizden ya da babanızdan yardım alıyorsunuz. Evet. Bunun işimiz bitti. Şimdilik kaldıralım. Şimdi hemen bunu da aynı şekilde kaplayalım. Bunun da ölçüsünü belirlemek için mukavvamı sarı fon kartonumun üstüne koyuyorum. Buradan düz bir çizgi çekiyorum. Aynı yerden sarı fon kartonumu kesiyorum. Evet, şimdi bu fon kartonu
Bu mukavvanın üstüne aynı şekilde yapıştıracağım. Biraz yapıştırıcı kullanacağım. Her yerine şöyle bolca. Güzelce sürelim. Yine bir kenarından sabitleyerek yavaşça ve düzgünce yapıştıralım. Her tarafımı yapıştırdığından emin olalım. İşte bu da hazır. Bu şekilde iki katlı bir otoparkımız olacak. Peki bu altı için ne yapacağız? Tabii ki rulolarımızı kaplayacağız. 4 tane rulom var. 4 tane rulomu bunun ayakta durmasını sağlayacak şekilde monteleyeceğim. Bunun için ben sarı ve mor zıt renkler olduğu için güzel olacağını düşündüm. Hadi yapalım. Her birinin aynı boyda olduğunu düşünüyoruz. Hemen ölçülerini alıyoruz. Benim rulolarım 10 santim. 4 tane 10 santim yapacağım. Bu birinci. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu da dördüncü. Aynısını yukarıya da yapalım. Tekrar yukarıdan aşağıdan belirlediğim bu noktaları düzleştirmek için çiziyorum. İkinci rulo için. Üçüncü rulo için. Ve dördüncü rulo için. Şimdi her birini makasla keselim. Bu kesme işlemini senin yapmanı istiyorum. İkincisi de hazır. Arta kalan parçalarımı asla atmıyorum. Çünkü onlar bana diğer bölümlerde lazım olacak. Evet, benim 4 adet parçam hazır. Şimdi bunları rulolarıma kaplayacağım. Peki kaplarken ne yapmalıyım? Önce başına bir miktar silikon sıkmalıyım. Ya da sizin evde daha kaliteli bir yapıştırıcınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Silikon tıktıktan sonra yavaşça bu şekilde döndürmeliyim. Şu fazla kısmı makasla kesmeliyim. Evet, başlayalım. Buraya biraz silikon sıkıyorum. Rulomu yavaşça oturtuyorum. İyice yapıştığından emin oluyorum. Her yerine sürmeye gerek yok. Şu son kısmına tekrar biraz daha
Çürük. Burayı kapatıyorum. Fazla kısım kaldı. Ne yapacaktık? Makasla orayı da kesecektik. Peki bunu ne yapacağım? Kesinlikle atmayacağım. Burası biraz şık kaldı. Ne yapsam ki? Biraz daha sıkayım. Şöyle de biraz bastırayım. Güzelce, güzelce, güzelce yapıştırayım. Evet, işte oldu. Şimdi hepsini teker teker aynı yöntemle yapalım. Yavaşça yapıştıracağız, döndüreceğiz. Keselim. Yapıştırıcısını sürelim. Ve yapıştıralım. Evet, ikincisi de hazır. Tam ortalıyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Üçü de hazır. Ve sonuncusu. İşte 4 tane ayağım da hazır. Şimdi bunları kenara alıyorum. Siyah parçalarımla birkaç işlemim var. Yol çizgileri yapacağım. Park alanları yapacağım. Onları belirleyeceğim. Bu alt zemin olduğu için önce ondan başlamak istiyorum. Siyah fon kartonumuzu alalım. Bundan ince, yaklaşık birer santim kadar çizgiler keseceğim. Ondan sonra o çizgileri tek tek güzel güzel yapıştıracağım. Bunu düz bir zemine alıyorum. Birer santimlik çizgiler belirleyeceğim. Bu işlem biraz uzun sürebilir. 2, 3, 4, 5 ve 6. Baştan ve sondan ayarladığım bu noktalar benim çizgilerimi düzgün çizmemi sağlıyor. Ve son bir tane kaldı. Onu da yapalım. Evet, şimdi makasla kesiyoruz. Evet.
şirdiğini de kestikten sonra alt zeminimi elime alıyorum ve burası için bakalım böyle olacak. Ben şöyle altına yol yapmak istiyorum ama evet, bu şekilde yapıştırsak olur bence. O zaman buraları keseceğiz. Onları da belirleyelim, çizelim şöyle. Hepsinin aynı boyda olması için üst üste koyuyorum. Parçaları atmıyorum çünkü bunlar da bana lazım olacak birazdan. Her birinin arkasına birazcık priz sürüyorum. Evet. İşte böyle. Bunları atmayacağım. Bunlar işime yarayacak demiştim. Ben şimdi bunları ortadan tam ikiye böleceğim. Ondan sonra küçük 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 yol çizgileri olarak keseceğim. Böyle yapıyorum. Tam ortadan ikiye. Şimdi tekrar ikiye. Bir sürü yol çizgim oldu. Aralıklı bir şekilde yapıştırıcı sürüyorum. Yol çizgilerimi de üstüne sırayla yapıştırıyorum. Araba garajım sanki ortaya çıkmaya başladı. Bence alt artık hazır. Şimdi bu 4 tane ayağımızı yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce şöyle bir planlama yapalım. Bir koyalım bakalım oluyor mu istediğimiz gibi. Şu an kesinlikle yapıştırmadım. Biraz daha şöyle ileri itebilirim. Evet. Bence oldu. Şimdi bunu bu şekilde düzgünce yapmak için nasıl yapmalıyım? Bence hepsini önce şu üst zeminin üstüne yapıştırırsam ters çevirdiğimde yapıştırmak daha kolay olur. Sence? Hadi deneyelim. Burada yine silikondan yardım alacağız. Silikon arkadaşımızı biraz böyle sıkalım, sıkalım, sıkalım. Biraz sıcak bir şey çocuklar.
kuruması için 1-2 dakikaya ihtiyacınız var. Son parçayı da yapıştırıyorum. Biraz dışarı taşmış. Evet, şimdi bunu kaldırdığımda bu şekilde yapıştırmak bence daha kolay olacak. Peki yapıştırmadan önce ne yapmalıyım? Bu dört ayağın ucuna da yine silikon sıkmalıyım. Evet. Şimdi çeviriyorum ve yavaşça oturtuyorum. Bakalım doğru mu oturttuk? İşte ikinci katımız da hazır. Bence güzel oluyor. Sence nasıl? Evet. Bu burada kalsın bakalım. Şimdi buradan aşağı nasıl inecek sevgili arkadaşlar? Bir yol yapmamız gerekiyor değil mi? Bir yol yapmamız gerekiyor değil mi? O zaman bu mukavvayı da buraya yol yapmak için kullanalım. Peki nasıl yapalım? Bence da kalın bir yol olmasına gerek yok. 7 santim, 8 santim güzel olur. Bu mukavva olduğu için bunu sadece maket bıçağıyla kesebiliyoruz. Bunun için de ailemizden yardım alıyoruz. Böyle mi olacak? Hayır. Şimdi arkasından böyle bir çizik yapacağım. O çizikle buraya yavaşça yatıracağım. Peki şuraya bir bakalım. Şuradan bir kalemle. Çok derin olmayan bir çizik. Bunu buraya sabitlememizi sağlayacak sadece. Buradan yolumuz aşağıya doğru inecek. Peki bu yolun bir de böyle gitmesini istiyorum ben. O zaman buraya doğru da bir parça kesmem gerekecek. Peki bu parçayı da aynı boyda mı kesmem gerekecek? Tabii ki 8 santim kesmem gerekecek. Şöyle 8 santim. Bakalım. Zor kesiliyor gerçekten. Şimdi bu böyle inecek, buradan böyle inecek. Peki buradaki yolu şöyle ovalleştirmem gerekir mi? Bence kesinlikle gerekir.
yolu bu şekilde sabitleyeceğiz. Bunu yukarıya sabitleyeceğiz. Ama bence oraya yapıştırmadır önce siyah fon kartonla kaplamamız gerekiyor. Buraları keseriz. Çünkü biraz ortalığı toparlamam lazım. Şimdi siyah fon kartonumuzla yolumuzu kaplayalım. Ben direkt bu parçaları üstüne koyup kesmeyi tercih edeceğim. Hatta şuradan şöyle kalemimizle çizelim. Aynısını buna da yapalım. Kestiğiniz parçaları kalıp olarak kullanabilirsiniz. Şu an ben tam da o işlemi yaptım. Şimdi makasla keselim. Evet, bu parçalarım da hazır. Hemen aynı şekilde pirit yardımıyla bunları da yapıştırıyorum. Bu şekilde. Yapıştırırken şu kıvrımı verebilmek için bu şekilde yapıştırmalısınız. Yoksa kağıdınız kırılabilir. Evet, buraları şöyle güzelce yapıştırıcımızı sürelim. Önce şu uçtan başlayacağım yapıştırmak için. Şöyle güzelce yapıştırdığından emin olalım. Şimdi bu kısmı yapıştıracağım. Burayı yapıştırırken şöyle bir kıvrım yapacağım. Ve yapıştırıcısını sürüyorum. Evet, yolumun üst kısmı şu anda hazır. Aynı yapıştırma işlemini bunun içinde yapıyorum. Ben burada pirit kullanıyorum. Siz sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Buranın da yapıştığından emin olalım. Evet, geldik. Bunları buraya monte etmeye. Bunları monte ederken sevgili arkadaşlar yine silikon kullanacağım. Çünkü güçlü bir yapıştırıcıya ihtiyacım var. Şu alt kısmına bu şekilde silikon sıkıyorum. Bir de şuraya sıkayım.
öncelikle bunu şöyle kenara sıfırlayıp yapıştırıyorum. Daha sonra da burayı yapıştıracağım. Biraz eğim vererek yapıştırıyorum. Daha sonra da bu yolumu buraya... Bu yolum burada biraz uzun kaldı. Hemen şuradan fazla kısmını keselim. Bunun da altına aynı şekilde silikon sıkacağım. Silikonum bitti ya. Ve yapıştırma işlemi tamamlandı. Artık yavaş yavaş püsleyerek etkinliğimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar, A4 kağıdımdan birkaç tane çizgi çıkarıyorum. Bu çıkardığım çizgileri yol çizgisi olarak kullanacağım. Üst üste koyup küçük parçalar halinde keseceğim. Tamam. Bunları da böyle kenara koyalım. Yine lazım olur. Evet. Şimdi bu alt kısmında yaptığımız yollardan üst kısmına da yapmak istiyorum ben. Buradan böyle bir şerit çekeceğim önce. Bu şerit için yine siyaha ihtiyacım var. Bu böyle dursun. Uzun cetvelimizi alalım. Siyahtan hem burayı, hem burayı, hem burayı ve sonra da son olarak da burayı kaplayacak şeritler istiyorum. Hemen bunları yine buralara böyle piriklerimi sürerek yapıştırmaya başlayacağım. Boylarını yapıştırırken ölçeceğim. Şöyle yapacağım. Tam sıfırlayacağım kenarına. Burada fazla kalan kısmı makasımla çıt keseceğim. Şimdi bu kısmı yapıştıracağım. Fazla kalan kısmını yine makasımla kesiyorum.
Şimdi benim elimde böyle şeritler vardı. Bu şeritlerden buralara da böyle otoparkımızı tamamlayacak. Son ayrıntıları yapalım. Bunu bence ikiye katlayabiliriz. Tam ortadan ikiye böleriz. Arkasımızla biraz daha kısaltalım. Aynı boyda. Şöyle bir tane daha yapıyorum. İstersen bu şekilde. Hatta bir tane de şöyle yapsak. Bence güzel olur. Evet, çok tatlış oldu bence. Ben bir tane de şuraya yapmak istiyorum. Bunu da böyle kesmek istiyorum. Evet, son olarak da şeritlerimizi yapacağız. Yine elimizde bulunan siyah şeridi kullanacağız. Ortadan tam ikiye ince bir şekilde kesiyorum. Dördünü birleştiriyorum. Şu bir. İki. Evet, bir sürü parçam çıktı. Aynı şekilde böyle minik minik kırmızılar süreceğim. Her birine 3 tane yapıyorum. Evet. Bence araba garajı çok güzel oldu. Ben şu giriş kısmı için bir tane böyle giriş yeri yapmak istiyorum. Güzel böyle sevimli olsun diye. Onun için şöyle bir tane kartonumdan güzel bir parça kesmek istedim. Keseceğim parçayı da şöyle şu ortalama şu kalınlıkta olsa benim işimi görür. Yine makasımla bunu kesip çıkartacağım. Ve bunu bu şekilde buraya yapıştıracağım. Buraya yapıştırmam için şu uçlarından birazcık kırıyorum geriye bu şekilde. Birazcık dışından kırıyorum. Daha sağlam yapıştırabilmek için. Biraz da buraya yapıştırıyorum. Biraz tutmam gerekecek tam olarak yapışması için. Sevgili arkadaşlar, benim elimde böyle mavi simli bir eba vardı. Bunu da değerlendirmek istiyorum. Buraya böyle küçük bir su havuzu yapmak istiyorum. Bunun için de arkasına böyle bir farklı 8'e benzer bir havuz çizip onu da keselim. Evet.
Bu yapışkanlı zaten. Yapışkanını açıp tam da şuraya istediğim yere yapıştırıyorum. Sevgili arkadaşlar, siz istediğiniz gibi süsleyebilir, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bence benim araba garajım tamamlandı. Şimdi gel seninle oyuncaklarımızı yerleştirelim. Benim böyle çok tatlı oyuncaklarım var. Benim son sahneyi çekelim. Buraları ben az toparlayayım. Şuradan görünmüyor değil mi sen çektiğinde? Evet sevgili arkadaşlar, ben araba garajımı tamamladım. Yeter ki düşün, hayal et, tasarla. Şimdi sıra sende. Sen de yaptığın araba garajını TV52 WhatsApp hattından bizimle paylaşabilirsin. Daha sonraki haftalarda çalışmalarını izleyebilirsin. Bir sonraki bölümle seninle harika bir çiftlik yapalım. Hadi gel, şimdi malzemelerimizi tanıyalım. 1 adet puzzle kutusu, 1 adet rulo, 35x50 cm maket kartonu, akrilik boya ve fırçalar, makas, yapıştırıcı ve maket bıçağı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hem eğitici hem eğlenceli, bol etkinlikli sanat atölyeme hoş geldiniz. Benim arkadaşlarım ballı süslerin işlerine bakalım. Hadi bakalım, şimdi sizinle çok güzel bir çiftlik yapalım. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. 1 adet puzzle kutusu, 1 adet rulo, 35x50 cm maket kartonu, akrilik boya ve fırçalar, makas, yapıştırıcı ve maket bıçağı.